Evet, Sayın Bayır, hakikaten Haluk Pekşen böyle sizin de konuşacağımız Evet. konu başlıklarınız ama Evet. üzerinde duralım. Evet. Sondan başlayalım. Çok önemliydi. Ben dün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşemde de bunu yazdım. Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz sonuçları net olarak açıklamıyor. Nerede ne olduğunu Evet. bilmiyoruz. İzmir Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip illerinden biri. Büyük bir risk barındırıyor. Fakat insanlar bilmiyorlar bu virüs nerede yoğun, Evet. nerede daha az yoğun. Evet. Bu bilinse ona göre tedbir Daha farklı alınacak. bir Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? öncelikle halkın haber alma hakkı önemli diye düşünüyorum. Neden? Çünkü eğer siz halkın açtığını haber alma ve doğru bilgiyi alma açtığını karşılamazsanız bu sefer o toplum sosyal medyada duyduğu, gözüyle görmediği, aslında inanmadığı şeyleri tekrar ederek halkı inanır hale getirir ve bu da paniğe yol açar. Aslında doğru devlet politikasını bugün Almanya'da, İtalya'da, Amerika'da uyguluyor. Nerede kaç hastası olduğu, hangi kentte kaç hastası olduğu, kaç vefat eden eksik kişi var, bunları açıklıyor. Ve Evet. orada da o bölgede yaşayan insanlar da ona göre tedbir alıyorlar. Kendilerini daha fazla izole ediyorlar. Şimdi bizde 80 küsur vilayette ne oluyor? 83 milyon insan, dünya kadar kent, girişler çıkışlar, çok ciddi bir hata yaptık. Bir kere Umre'ye gönderdiğimiz insanların gönderilmesi ayrı bir hataydı. Bu hastalık başlamıştı. İzin verilmesi ayrı bir hataydı. Döndükten sonra bunları kontrolsüz Türkiye'ye almak ve Anadolu'ya yaymak ikinci büyük bir hataydı. Evet. Hala aynı hatada ısrar ediyoruz. Ticaretle, ekonomide çünkü iki yakamız bir araya gelmiyor bir türlü. İtalya, Çeşme, İzmir, Roro seferleri devam ediyor. Hala oradan dorseler geliyor. Burada riskli bir ölüm olayı gerçekleşti. Gümrük memurunda koronavirüsü tespit edildi. İtalya'dan gelip giden şoförler sağlık kontrolü sıkı Çok önemli. yapılmıyor. Çok Şimdi önemli. bunların hepsini gündeme getirdik. Meclise soru önergesi haline getirdik. Öncelikle bir kere şu konuda doğru bilgi veren, halkın bilgi alma ihtiyacını karşılayan üstüne RTÜK'ü sopa olarak göstermeyeceksin. Şimdi bizim Yani Tele1'in siz efendim doğru bilgi veriyorsun ama panik yaratıyorsun. Ben işte iktidardakiler yetersiz bunu anlatmayı ima ediyorsun gibi büyük para cezalarıyla televizyon kanallarını susturmaya çalışmayacaksın. Evet, Bunu doğru bulmuyorum ve bizim buna karşı gündemimiz çıkıyorum. Sayın Bayır. Yani Evet. Tele1'e tarihi bir ceza vermeye hazırlanıyor RTÜK. Evet yani ben bunu şiddetle kınıyorum. Bugün doğru söyleyen kanalları da toplum tercih ediyor. İzlenirlik olayları da ortadadır. Kesinlikle bundan vazgeçmeleri lazım. Bir ikinci şey, Sağlık Bakanlığı'nın şunu kabul etmesi gerekiyor. İktidar da bunu kabul etmesi. Test varsa sonuç vardır. Evet. Siz hala bu kadar gün geçmesine rağmen 7500 testler yapabiliyorsanız vahim durum budur aslında. 83 milyon insandan bahsediyorsunuz, 7500 Evet. testten bahsediyorsunuz. Güney Kore'de günde 20 bin testi. Yani bunun iki Düşünün. buçuk katı Evet. neredeyse. Günde Demek ki 20 bizim bin. bu test meselesini acil 15 bin lira, 20 bin lira çıkarmamız lazım. Ama bunu yaparken de bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Çünkü geçen kalktı bir yetkili arkadaş, Çin'den 1 milyon bu konuyla ilgili test kiti sipariş verdik, geliyor yolda dedi. Diğer taraftan dinliyoruz, İspanya'dan bir açıklama var Sağlık Bakanlığı'ndan. Çin'den aldığımız test kitleri işe yaramadı, doğru sonuç vermiyor diye. Evet. Şimdi bunlar yani Bizimkiler de açıkladı evet bunun bunu. yani bizimkiler de açıkladı. O zaman bu aldığınız 1 milyonla bu işi çözemeyeceğimiz de öngörü olarak ortaya çıkıyor. Sayın Pekşen çok doğru bir şeye tespit etti. Benim de son günlerde aldığım duyumlar şudur. İzmir için söylüyorum. Eksi olan hasta sayısı, koronadan eksi olan hasta sayısı rakam vererek olayı panik boyutuna getirmek istemiyorum ama mesela test yapılan hastanın sonucu henüz gelmeden hasta eksi oluyor. Bu durumda doktor raporuna ki Haluk Bey de aynı şeyi söylüyor. İşte solunum yetmezliği ya da zatürre nedeniyle vefat ettiğini ifade ediyor. Ve bu şekilde defin işlemi yapılıyor. Yani bu kayıtlar aslında korona kayıplarına eklenmiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü korona yazmadı. 2 gün sonra test sonucu geliyor, pozitif sonuç çıkmış. Evet. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Aslında bu sayıların yüksek olmasının, azaltılmasının ne iktidara ne Türkiye'ye ne vatandaşa bir faydası yok. Gerçekleri söylersiniz. İnsanlar her gün bugün mü öleceğim, yarın mı bu hastalığa yakalanacağım diye her gün öleceğine bir kere ölür, tedbirini alır, adam gibi tedbir alır. Yani neyse onu Evet. yapar. Evet. Bence bunları saklamamak gerekli. Çünkü burada
çok bilgi yanlışlığı var. Ben doktor değilim, bir sağlıkçı değilim. Ama kafamız karışıyor. Yani mesela İtalya'da virüsten ölenlerin yaş ortalamasına bakıyorsun. 0-38 yaş hiç yok. 39-49 binde 1 deniyor. 50-59 binde 6 deniyor. Evet. 60-69 yüzde 2 deniyor. Böyle yükseliyor yaş yükseldikçe. Oysa burada biz biliyoruz ki insanın bağışıklık sistemi eğer kendine iyi bakmışsa 80 yaşında da bağışıklığı güçlü bir olan bir hasta bu hastalığı yenebilir. Hı hı. Ama 20 yaşında KOAH hastası bir genç bu hastalığa teslim olabilir. 44 yaşında lazım. Bir güvenlik oldu memuru nitekim. Öldü evet. Biliyorsunuz. Yani dolayısıyla burada gençlere özellikle seslenmek istiyorum. Sakın yaşınıza güvenmeyin. Hı hı. Yani ben bu hastalığı yenerim diye böyle bir şey yok. Özellikle akciğer, karaciğer hastalığı olan yüksek tansiyon ve KOAH hastası, nefes darlığı hastası olan gençlerimiz böyle elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmemelerini, kendilerini evet, izole evet. etmelerini sizin aracılığınızla söylemek isterim. Çok large gidiyoruz. Ülke olarak öyle çok mi üzülerek. Görüyorsunuz? Yani ben, evet, en büyük large. Eleştiri konusu da o biliyorsunuz. Yani çok large gittiğimizi aşırı iyimser. Aşırı iyimser evet. mi gidiyoruz çok acaba? Çok iyimser gidiyoruz. Bunun gerekçesi de efendim bunları böyle anlatmazsak toplumda bir infial olur. Bir patlama olur, panik atak olur toplum. Yani toplum zaten bilgiyi tam vermezsen panik atak olmuş durumda şu anda. Oysa doyurucu bilgiyi verebilsek topluma ve halka o panik atak duygusunu atacak, daha akıllıca davranacağız. Evet, daha iyi izole yapacağız. Ama bizde mesela ülkeyi yönetenler öyle garip şeyler yapıyorlar ki şimdi bakın bunun aşısıyla ilgili kimse çıkıp da ya bunun aşısı bulunacak mı? Türkiye'de bu yapılabilir mi denmiyor. Oysa Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan Hıfzı Sağ 2011'de AKP tarafından kapatıldı ve aynı Hıfzı Sağ kolera ve tüfus gibi aşıları üretmişti. Evet. Bakın bu salgınların aşılarını üreten bir kurumu kapattınız. Şimdi bugün bakıyoruz acaba bunu Almanya mı bulacak, Amerika mı bulacak, kim bulacak, bu aşıyı nasıl getireceğiz? Bir sene sonra mı, 6 ay sonra mı, ne zaman gelecek? Tıpkı şeydeki kuş gribinde olan hastalıklar bitti, salgını atlattık, ondan sonra 20 milyon aşı aldı Türkiye. Evet. O aşılar depolarda çürüdü. Bu da önemli Sayın Bayır. Yani beğenmedikleri Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıydı bunlar. Evet, aynen öyle. Ve o yıllarda, 30'lu aynen yıllarda, 40'lı öyle. Yıllarda aşı üretip dünyaya ihraç edebiliyorlardı. O dönemlerde, evet. Teknolojinin daha az olduğu dönemlerde azaldı, evet. Çok güzel işler yapmışlardı. Evet. Bizim tabii bu noktada özellikle işin ekonomik tarafına baktığımızda... Tam onu konuşacağız. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik boyutuna baktığımızda koronanın hem Türkiye'ye hem dünyaya ciddi bir maliyet olacağı kesin. Hı-hı. Aslında ben bu virüsün bir anlamda son zamanlarda sosyal medyada çok geziyor. Bir miktar yapay bir virüs olduğu konusunda da endişelerim var. Endişeye kapılmaya başladım. Nasıl? Yani suni olarak yaratılan bir virüs olduğunu, Hı-hı. değişkenlik gösterdiğini ve bunun da artık dünyadaki ekonomik anlamda zengin ailelerin ve güçlü ülkelerin hem ticari anlamda hem de varlıklarını devam ettirme anlamında petrole dayalı, altına dayalı, para birimine, dolara ve euroya dayalı böyle toplarla tüfeklerle artık savaşma devrinin kapandığı tıpkı bundan 5-10 yıl önce uzay filmlerinde seyrettiğimiz sahneleri bugün yaşayan noktaya geldik. Yani onları biz hayal bile edemezdik. Garibimize giderdi bunlar. Ama bugün yaşıyoruz. Sokaklara çıktığınız zaman incin top atıyor. Kimseler yok. Evet. İnsanlar bir korkudan dolayı evlerine kapanmış. Zaten Türkiye'de bir korku imparatorluğu vardı iktidar tarafından. Konuşmama, aleyhte konuşma, tıkarım seni. Zaten özgür kalemiyle satın alamayan kalemler özgürce yazıp çizildiği zaman silivri de alıyorlardı soluğu. Bunları da yaşıyoruz yani. Evet. Şimdi bugün gün o gün değil. Bırakın insanlar konuşsun, doğru bilgiyi alsınlar. Çünkü onu almadıkları sürece bu açlık daha da devam ediyor. Ekonomik anlamda biz 13 maddelik Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurmaylarımızla bir çalışma yaptık. Onlar bir ekonomi paketi açıkladılar. Güya bir ekonomik paketi. İçinde işsiz yer yok. Üreticiyi teğet geçiyor. Yani güya olmuş olması için bir liste. Esnaf erteleme yapılıyor deniyor. Beni arıyor şimdi ticaretle uğraşan arkadaşlarımız. Dün bankaya gittik borcumuzu erteletmek için. Evet. Hemen bir hesap çıkardılar. Şu kadar faiz isteriz. Hani evet. Ertelemeydi şimdi bu. İşte bu erteleme biraz değil duralım. Ki bunun adı. Sayın Bayır çok önemli. Bunun üstünde biraz duralım. Çünkü bir toplumun biraz gündemi de yoğun olarak da ekonomik. Evet. Yani virüsle kriz arasına sıkışmış bir toplumdan söz ediyoruz. Aynen öyle. Çalışmak zorunda olan bir kesim var. Düzenli olarak işlerine gidiyorlar. Hı-hı, sağlık personelinin durumunu biraz önce konuştuk hocalarımızla. Orada da korkunç bir tablo var. Hakikaten Allah yardımcıları olsun. Yani gönülden destekliyoruz. Hı-hı. Bu sürecinde hakikaten kahramanları kesinlikle diyebiliriz bu işin sağlık kahramanları personeli onlar. İçin. Canlarını tehlikeye atarak
bu virüste savaş yapıyorlar, mücadele ediyorlar. Şimdi ekonomi noktasında bireyler de işte Sayın Cumhurbaşkanı dinleyince herkes bankalara ödedi. Herkesin tüketici borcu var, araba borcu var, ev kredisi vesaire falan. Fakat bankalara gidildiğinde durumun hiç farklı, öyle olmadığı evet. görüldü. Hatta yani, bazılarında hiç erteleme yok. Kamu bankaları da dahil. Mesela eğer borcunuzu yapılandırdıysanız, icralık olduysanız ve işte hukukçularla oturup anlaşma yaptıysanız, bir örnek var uzlaşma. Şimdi. Uzlaşma yaptıysanız mesela diyorlar ki o uzlaşma buna dahil değil, onu ödeyeceksiniz. Evet. Uzlaşma yapmayanları dahil ediyorlar. Evet. Burada da çok saçma sapan bir durum var. Uzlaşma yapmayanları, icralık olanları bu sürece dahil ediyorlar. Ya ben borcumu ödeyeceğim, vadeye yayın diyenleri ayırıyorlar. Diyorlar ki siz zaten yapılandırdınız, bunu ödeyin. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir süreç yani var. 18 yıldır açıklanan her pakette hiçbir zaman içinde işsizler, işçiler, emekçiler, emekliler, çiftçiler, üreticiler hiç olmadı. Biz buna alışkınız. Yani bu pakette acaba bir ihtimal, yani bu bir hastalıktır, bir ciddiyeti var. Yani evde kal. Tamam, vatandaş evde kalacak da evde kal dediğin evde ne yiyecek? Taş mı yiyecek? Evet. Ne yiyecek bu insanlar? Elektriği, suyu, interneti nasıl ödeyecek? Kapanan iş yerleri, kapı önüne konulan işçiler, işsizlik zaten almış başını gitmiş. Şimdi bunu fırsat bilip tekrar kapı önüne konulan yüzlerce, binlerce işçi var. Bu süreçte işten çıkarılan bu insanlar nasıl kurtarılacak? Bunlara çözüm olacak. Biz dersimizi çalıştık. 13 maddelik bir çalışma yaptık. Evet. Eğer vaktimiz varsa bu 13 maddeyi okumak isterim. Buyurun. 5 Şubat 2009 tarihinden bu yana toplanmayan ve bir anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey ivedilikle toplanmalıdır. Bu süreçte konsey çalışmaları belli aralıklarla sürdürmelidir. Ayrıca bu konsey toplantılarına ilgili tüm taraflar davet edilmelidir. Yani Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi kimse dışlanmamalıdır. Yani bu ben biliyorum, her şeyi ben tek başına yaparım anlayışını derhal terk etmeliyiz. 2. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları öncelikle ve ivedilikle karşılanmalı. 2 gündür Yeşilyurt Devlet Hastanesi İzmir'den telefonlarım susmuyor. Oradaki sağlık çalışanları can siparihane bir mücadele veriyorlar. Ama yeter sayıda maskesi, eldiveni, izolasyon malzemeleri yok. Bunun için devamlı telefon alıyorum. Kamu sağlık kuruluşlarında eleman açığı hızla giderilmeli. Ayrıca kanun hükmünde kararname ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlık elemanları tekrar yeniden görevlerine iade edilmeli. Bunlara ihtiyacımız var. Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığını hem salgınla mücadelede hem de milli güvenlik açısından hayata öneme sahip askeri hastaneleri derhal süratle yeniden açılmasını öneriyoruz. Evet. Salgınla mücadelede merkezi yönetimle belediyelerin eşgüdüm içinde çalışmalarına azami dikkat edilmeli. İktidar partisinden olmayan belediyelerin sorunu aşmak için gösterdikleri çabalar engellenmemelidir. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İller Bankası'nca belediyelere yapılan kesintilere son vermesi gerekmektedir. Durum olağanüstü bir durumdur çünkü. Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz faturaları nedeniyle borçlu konutların elektriği, suyu, doğalgazı kesilmemeli ve asla bu süreçte faiz işletilmemelidir. Cumhurbaşkanlığı veya bakanlık kararlarıyla geçici olarak kapatılan iş yerlerinde esnafın kira harcamaları, AVM'ler hariç olmak üzere Maliye ve Hazine Bakanlığı'nca karşılanmalıdır. Kira harcamaları. Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretleri kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar hariç olmak üzere asgari ücret üzerinden ve iş yeri kapalı kaldığı sürece işsizlik sigortası fonundan karşılanmalıdır. Yine çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılmalı, bir yıl süreyle faiz ertelemesi yapılmalıdır. Faizsiz ertelenmelidir. Evet. 8. Milli Eğitim Bakanlığı'nca okulların zorunlu olarak tatil edilmesi nedeniyle sayıları 100.000'i bulan ücretli öğretmenler ile halk eğitiminde görev yapan ve sayıları 90.000'i bulan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenlerin mağduriyetlerin giderilmesi için ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Nasıl ki camilerde namaz kılmayı ertelediğiniz imama maaş vermeye devam ediyorsanız, burada da öğretmene de maaş vermelisinizdir diyoruz. Küçük ve orta boy işletmelerin KOBİ bankalarından kredi kullanabilmeleri için
Türkiye Büyük Millet Meclisi süratle bir sicil affı yasası çıkarmalıdır. 10 salgından en fazla etkilenecek olan turizm, eğlence, konaklama ve ulaştırma gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı. Turizm tanıtma fonu veya konaklama vergisi getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı, askıya alınmalıdır. Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken bunların ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için süratle bir aile yardımları sigortası yasası çıkartılmalı. Benim en önemsediğim madde bu. Evet. Sayın ve her yoksul aileye asgari 2000 liralık gelir güvencesi sağlanmalıdır. Yani fatura yüklerini ailelerin üzerinden almak gerek. Diyorsun. Devlet olduğunu hissettirmeli yani, evet, aileye. Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı. Evet. Ayrıca sağlık personelinin uzun süredir beklediği sağlıkta şiddetli önleme yasası da ivedilikle çıkarılmalıdır. Evet. 13 son madde, kamu özel işbirliğiyle yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve hava alanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan hazine garantili ödemeler bir yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler Türk lirasına çevrilmelidir. Yani birileri can peşindeyken birileri rant peşinde olmamalıdır bu süreçte diye düşünüyorum. Evet. Peki işte bu maddeleri de sıraladınız. Aslında çözümü soracaktım. Çözümü Cumhuriyet Halk Partisi olarak, evet, kurumsal olarak ortaya koydunuz. Birkaç maddeyi ben çok önemsedim. Ailelere doğrudan dokunduğu için. Ayrım yapmadan kredilerin dondurulması. Kesinlikle. Çünkü az önce Haluk Pekşen de söyledi. Biz de gördük, yaşadık. Çevremizde de var. Bankaya başvuruyorsunuz. Tabii ne demek? Erteleyelim diyorlar. Dehşet bir faizle, evet, bir erteliyorlar. Faiz. Zaten insanlar onu ödemek zorunda. Bunun adı erteleme değildir. Bunun adı tefeciliktir. Tefecilik. Faizle para uzatmak, vermek demektir. Evet, evet. Türkiye'de bankacılık sisteminde %80'i yabancıların kontrolünde, Sayın Bayım. Evet, aynen. Bakalım öyle. Sarayın o noktada sözü geçecek mi bankalara? Şu ana kadar hiçbirinin bu taşın altına elini koyduğunu görmedik. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu koronadan bize bir şeyler öğretsin korona. Bunu bazı fırsatçılar var, alıp sattıkları ürünlerin fiyatlarını ikiye katlayan. Var. Bize öğreteceği şey bu değil, olmasın tabii. Temennimiz olumsuzluklar, hı hı, olmasın. Örneğin o haber alma özgürlüğümüz gibi toplumda bu işte eli taşın altına koyan, risk alan sağlık çalışanlarımız gibi bu insanlara, hı hı, bir miktar ayrıcalık yapılmalı. Hı hı. Aksi takdirde bunun İtalya'da falan bu hafta sonu itibariyle tavan yapacağı iddia ediliyor. İspanya'da inanılmaz boyutlarda. Evet. Bu işin şakası yok. Bunu ciddiye almak lazım diye düşünüyorum. Şimdi son 5 dakika içinde kısa kısa toparlama noktasını, hı-hı, soracağım. Hükümetin ihmali var mı yok mu bu süreçte? Bana göre hükümetin ihmali var. Özellikle Ümre'ye gönderme ve Ümre'den dönen hacılarımızın kontrolsüz olması. Hala havalimanlarında ve deniz taşımacılığında, Çeşme'deki limanda hala kontrolsüz, sağlık kontrolü yapılmadan insanlar yurt dışından geliyor. Evet, İran'la sınırımızın da geç kapatılması ona keza da. Ona İran sınırının geç kapatılması da. Yani geçen gün bir iş adamı arkadaş aradı. Ya yurt dışından geldim, İstanbul Havalimanı'na indim, elimi kolumu sallayarak geçtim. Kimse dur kardeşim sen nereden geliyorsun falan demedi. Yani bu şekilde bile lakayt davranamayız. Bunu doğru bulmuyorum. Bu işi ciddiye almamız gerekiyor. Eğer ciddiye almazsak işte İtalya'daki yükselme trendi nasıl kademeli olarak... Endişeli misiniz? Yani Türkiye, İspanya ve İtalya gibi olur mu? Evet, endişelerim var doğrusu. Bunu belki bir hafta daha iyi niyetli olduğumuzdan, toplumu paniğe sürüklememek için çevremizdekilere yazdığımız sosyal medya kayıtlarımızda arkadaşlar soğukkanlı olun, kendinizi izole edin, şunlara dikkat, evet, edin diyoruz ama bir taraftan da kafamızda kötü senaryoya da hazırlıklı, evet, olmalıyız. Yani iyi senaryo, orta senaryo, kötü senaryo. Şu anda görünen o ki iyi başlamadık. Evet. Dolayısıyla kötüye yönelik de hazırlıklı olmamız lazım. Bizim, evet, yaptığımız şey de bir uyarı görevidir iktidara. Yani her zaman yaptıkları, bir geçmişte birçok şeyi mecliste tartışırdık. Karşılıklı bilgilendirme olurdu. Şimdi onlar kalktı. Bir çuvalın içine atıyorlar, kanun hükmündeki kararnameleri sarayda yazıyorlar. Son gün haberimiz oluyor, meclise getiriliyor, oldu bittiyle geçip gidiyor. Yani şimdi ortak biz akıl yok. Bunlarla cebelleşirken onlar tünelin ihalesini bu arada nasıl yaparız, gözden kaçırırız? Evet. Bu arada şehitlerimiz nasıl gündemden düşer?
İbdi'deki yaşanan şehitlerimiz. Mesela dün 3 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Evet, kınalı kuzularımız. Evet. Şimdi böyle baktığınız zaman gündemi değiştirme konusunda inanılmaz derecede fırsatçı bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bu gündemi değiştirme konusunda ustalaşan bu iktidar bu koronadan da bir fırsat, işte her seçim arifesinde istikrar şu bu diyen iktidarın umuyorum ve diliyorum ki bunu da kendine göre bir fırsata çevirme girişiminde bulunmasın. Çünkü bazı videolar geziyor Sayın Cumhurbaşkanımız bir dezenfekte ilacı ile ilgili yurt dışında birileriyle, elçiyle görüşürken işte nasıl bir ilaçtır o, alalım falan, bunun fiyatını televizyonlarda reklamlarını yapalım, bunu yayalım ama bundan da gelecek geliri de şuraya aktaralım gibi çok rahat bir biçimde konuşabiliyor da. Yani bu da gerçekten böyle bir durumda benim tüylerimi ürpertiyor. Yani herhalde her şey böyle ticaret, bir gündemde konuşulacak en son konu bu. Yani herhalde değil mi? Yani dezenfekte bunu, ilacının reklamlarla tanıtımı yapıp üzerindeki fiyatın arttırılarak topluma sunulması ve buradan gelecek karın başka bir yerde değerlendirilmesi. Yani bu ancak bir ticaret adamının düşünebileceği bir mantıktır. Ki ben bugün üretim sevdalısı ticaret erbabımızın, sanayicilerimizin hepsi elini taşın altına koymuştur İzmir'de de, Anadolu'da da. Herkes bu belayla nasıl baş ederiz diye ortak yardım kampanyaları düzenlemektedir. Sayın Bayır, iş dünyasının içinden geliyorsunuz. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı da dedi ki aileler, insanlar kendi o halini uygulasınlar. Hı-hı. Olağanüstü hal. Yani bütün yükü bir anlamda da vatandaşın üstüne yıkıyor. Evet. Yani siz kendi o halinizi uygulayacaksınız. Biz de kendi. Ne demek bu? İşe gitmeyeceğiz. Üretim sektöründekiler için üretmeyecekler. Çiftçiler tarlalarına gitmeyecekler falan. Peki bu insanlar ne yiyip ne içecekler? Yani, bunun cevabı var mı? Yok. Şu anda faturaları fidan gitme zamanı çiftçi için gidemiyor mesela. Fidan dikecek ki meyve sebze yetiştirsin. Evet. Bu mantıkla eğer o çiftçiler onu ekemezlerse bu dönemde, önümüzdeki sezonda inanılmaz meyve sebze sıkıntısı yaşayacağız. Ya Türkiye bir açlık sorunuyla evet, da karşı karşıya. Bakın çok önemli bir yere geldik. Belki son bölümde onu konuşalım. Yine bu 11 Mart'ta bu pandemi patladığında Cumhuriyet'teki köşemde ben köyde kriz var demiştim. Küreselleşmeye atıfta bulunarak. Köyde kriz var. Herkes önlemini alıyor ve geçen sürede de o köyün içindeki bütün hanelerin kendi içine kapandığını gördük. Yani evet, herkes kendi derdine düştü. Doğru. Ne oldu o küreselleşmeye? Ne oldu Birleşmiş Milletler'e, Dünya Sağlık Örgütü'ne, uluslararası kuruluşlara? Hepsi çuvalladılar evet, bu süreçte. Ve herkes kendi içine kapanıp kendi sorunu çözmeye çalıştı. Görüyoruz ki bugün geldiğimiz nokta bize aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği nokta. Yani çıkışımız da orada. Aynen. Kendi kendinize yeteceksiniz. Üretim diyordu. Üretim. Üreteceksiniz diyordu. Bu konuda da çok büyük bir sıkıntı görüyor musunuz önümüzdeki dönemde? Evet, yani bir kere her şeyi ithalata dayalı, üretimden vazgeçmiş bir anlayışla idare ediliyoruz. Ben bunu Sanayi Ticaret Enerji Komisyonu üyesi olarak devamlı komisyonda ve mecliste dile getirip, hı-hı, yerli malı vurgusunun, kaliteli yerli malı vurgusunu devamlı yapan birisiyim. Bu anlamda bizim kurtuluşumuz sadece ve sadece kendi üretimimizde olur. Dışarıdan ithal ederek bu ülkeyi ayağa kaldıramayız. Yani bu koronavirüsünden aslında Türkiye'nin de hepimizin de çıkarması gereken dersler kesinlikle var. Kesinlikle. Herhalde birinci derste kendi evet, kendine yetebilme yerli meselesi. Yerli ve milli ekonomi. Evet. Sayın Bayır, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kısa zamanda önemli gündem başlıklarını sizlerle de konuştuk. İzmir'den sevgili seyirciler, biliyorsunuz ben yayınlarımı yapıyorum. Ege Bölge Stüdyomuzu kurduk. Hayırlı uğurlu olsun bu Tele 1 Ege ile de bir oldu Sayın Bayır. Olabildiği kadar Ege'nin gündemini de Tele 1 ekranlarından aktarıyoruz. Çok çok teşekkürler konuğumuz teşekkür için. Sevgili seyirciler, Anında Manşet'i izlediniz. Haftaya yeni gündem başlıklarıyla buluşmak umuduyla hoşça kalın.